iddia etti. Şimdi oraya geleceğiz. Instagram yasaklarını konuşacağız ve bunun maddi ve manevi maliyetini de konuşacağız tabii ki. Ama Haniye suikastiyle devam edelim. Çünkü Haniye suikasti belki de dünyada çok büyük bir bölgesel savaşı tetikleyecek. Umalım böyle olmasın. Şimdi o suikaste dair ayrıntılarla devam edeceğiz. Son iddialara göre Türkiye, İran'a gitmeden önce Haniye'yi herhangi bir suikast girişimine karşı uyardı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye 31 Temmuz'da İran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da yankısı sürüyor. Suikastin ayrıntıları ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Gazze'de süren İsrail saldırıları, ateşkes çabaları ve Gazze'ye yönelik insani yardımları konuşmak üzere Haniye Türkiye'ye geldi Nisan ayında. Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız. Dolmabahçe'de 2,5 saat süren görüşmede Haniye'ye olası suikastlere karşı Türk güvenlik güçleri adeta çelik kalkan ördü. Çünkü iddialara göre Haniye'ye İstanbul'dayken şüpheli faaliyetler tespit edildi MİT tarafından. Hatta Hamas'tan bir isim Haniye'nin iki ayrı suikast girişimi atlattığını, bunlardan birinin İstanbul, diğerinin de Doha'da ve bunu MIT'in önlediğini aktardı. Bir uyarının da İran ziyareti öncesi yine Türk yetkili tarafından geldiği iddia edildi. Haniye'nin öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma da derinlemesine sürüyor. Sorgulanan kişi sayısı 70'i aştı. Haniye'nin İran'da gittiği alanların tüm görüntüleri İran güvenlik güçleri tarafından detaylı incelemeye alındı. Türkiye'nin güvenlik kaynakları ise bütün sürecin yakından izlendiğini ve İran'la olaya ilişkin bilgi alışverişinin sürdüğünü belirtiyor. Peki bu iş nereye gider? Bu savaş nereye gider? Fehim Taştekin'e bir uzmana kulak verelim. Bakalım neler söyleyecek? İran savaşı göze alır mı? Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın dışa yönelik yanıtı çıktı. Saldırı karşılıksız kalmayacak. Basitçe bu sarmalı Gazze'de hızlı bir ateşkes durdurabilir. ABD bunu başarabilir mi? Şimdilik gök zifiri karanlık. Herkes yıldız niyetine akacak füzeleri bekliyor. Ucunda dünya savaşı olan. Tekrarlayalım. Bu sarmalı, yani bu şiddet sarmalını ve bölgesel bir savaşa sürüklenmemizi durdurabilecek tek adım Gazze'de hızlı bir ateşkes. Ama ABD bakalım İsrail'i ikna edebilir mi diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında konuştu. İsrail soykırım davasına müdahale olacağız dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 10. ayını geride bıraktı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Netanyahu yönetiminin kural tanımaz, hukuk tanımaz, saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik Siyonist'in esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürme niyetinde olduğunu defaatle gösterdi. Türkiye olarak bölgemizdeki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha evvel Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımımızı çarşamba günü atıyoruz. Meclis Hukuk Heyetimiz 7 Ağustos tarihinde Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanı'na teslim edecek.